Evet kardeşlerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aslında siz başlıkta da gördünüz, şu an ekranda da görüyorsunuz. Aynı zamanda masamın üzerinde de görüyorsunuz ama ben yine de size göstermek istiyorum. Bugün Another Manga serisini inceliyoruz. Haydi geçelim. Another Manga serisi karşımıza korku temalı manga olarak çıkıyor. Fakat alıp okumaya başladığımda içerisinde çok da fazla korku unsuru olabilecek olaylar göremedim. Aslında bazı olaylar yaşanıyor, sizi ufaktan geriyor ama korkacak kadar germiyor. Birazcık ufaktan bir gerginlik yaşıyorsunuz ama doruk noktasına ulaştırmıyor. Yani o yüzden ben bu manga serisine çok da korku temalıymış muamelesi yapmak istemiyorum. Korku temalı manga serisi olarak adlandırmak istemiyorum. Bunu baştan söyleyeyim sizlere. Ama alıp okuyanlar belki de korkmuştur. Bilemem. Fakat ben korku içerikli şeyler tükettiğimde genelde aşırı derecede korkarım. Çok etkilenirim. Ona rağmen bu seride öyle bir hissiyat yaşamadım arkadaşlar. Yani ben yaşamadıysam eminim ki diğer okuyan insanlar da hiç yaşamayacaktır. Üstelik korku temalı şeyleri sevenler hiç yaşamayacaktır. Bunu da size söyleyeyim. Neyse, şimdi mangamızın fiyatı başlayalım. Arkadaşlar, şu an mangamızın etiket fiyatı 180 TL, pahalıymış gibi gelebilir, hatta pahalı ama yandan tuttuğumda görüyorsunuz ki oldukça kalın ciltler. Yani bunların içerisinde arkadaşlar, zaten şurada yazıyor, 2 cilt bulunmakta. Bu 1 ve 2, şu arkamda görmüş olduğunuz ise 3 ve 4. Zaten toplam 4 ciltten oluşuyor kendisi. Fakat gerekli şeyler, buradan yayınevi de söylemiş olalım, gerekli şeylere basıyor bu seriyi, bastı ve basmaya devam ediyor. Bitti zaman tekrardan stoklara güncellemesini yapıyorlar. Neyse, gerekli şeyler bunları dediğim gibi 2 in 1 şeklinde bastı. Yani tek cilt ama içerisinde 2 tane cilt bulunmakta. Toplam 4 cilt yani. Kısa bir seri. Alıp tık 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 okuyabilirsiniz. Ve şu anda baktığım zaman da piyasada 2 cilti de rahat bir şekilde bulunuyor. Ben bu seriyi aldığım zamanlarda ilk cildini rahat bir şekilde almıştım ki videosu zaten var ama 3 ve 4'ü bulamıyordum. O zamanlar daha yoktu. Stokları bitmişti. Fakat şimdi rahat bir şekilde ikisini de bulabiliyorsunuz. Onun dışında gerekli şeylerin kendi sitesinden 135 TL'ye alabiliyorsunuz veya herhangi başka bir siteden, mesela BKM'den de 135 TL gibi bir fiyattan alabiliyorsunuz. Ama tabii ki de ben her zaman çizgi roman, manga içerikleri satan sitelerin desteklenmesinden yanayım. O yüzden gerekli şeylerden alın derim size. Bunları size söylerken şöyle manganın arkasından eski fiyatı gözüme çarpıyor arkadaşlar. Eski fiyatı şöyle bir bana bir göz kırpıyor. Ona bakınca gerçekten çok üzülüyorum. Gerçi ben çok üzülüyorum. Arkadaki etiket fiyatını şimdi size söylüyorum. Kemerinizi bağlayın. Gidin bir yerden kendinize. Hatta ben size vereyim, bir dakika. Ağlayacaksınız çünkü. Şu peçeteyi alın, gözyaşlarınızı silin. Alın. Yani arkadaşlar, eskiden bu manganın, bakın bir de bu mangalar pahalıydı o zamanlar. Bunlar en pahalı olarak geçiyordu piyasada. Bunun etiket fiyatı zamanında 42 TL'ymiş. 42 TL. Bakın bir daha söylüyorum. Etiket fiyatı 42 TL. Yani bunun internet fiyatını siz düşünün. İnternet fiyatını siz düşünün. O yüzden size o peçeteye başta vermiştim. Şimdi gözyaşlarınızı o peçeteyle silebilirsiniz. Geçelim. Mangamızın sayfa kalitesi 2. amür klasik. Şöyle anlayacaksınız zaten. Ve içerisinde şu şekilde renkli sayfalar bulunmakta. Yani buraya gelmişken onu da göstereyim. Rastgele açtım, orası denk geldi. Şöyle renkli sayfalar bulunmakta arkadaşlar. Ve aynı zamanda şömizliler, şöyle çıkarttığımız zaman da görüyorsunuz, bu şekilde bizi, cildin kapağı karşılıyor bizleri. Şömizliğini tekrardan takayım. Mangamızın boyutuna gelecek olursak 15'e 21 santim boyutlarında. Yani Türkiye'de basılan klasik mangaların boyutlarından oldukça büyük seviyede diyebilirim ki. Yine şu an ekranda siz görüyorsunuz klasik basılan mangaların boyutlarını ve bir de bunun boyutunu. Yani bu şekilde basılan mangalar gerçekten çok güzel okunuyor. Çok keyifli okunuyor. Okurken size ayrı bir ekstra bir keyif katıyor arkadaşlar. Panelleri çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Aynı zamanda okurken rahat bir şekilde çeviriyorsunuz. Ve aynı zamanda bazı ciltlerde, bilirsiniz küçük ciltlerde açarsınız, zorlanırsınız açmakta. Aynı zamanda şu köşeleri okumakta da zorlanırsınız. Yani bazı olaylar, önemli olaylar tam orada olur. Çok önemli şeyler söylenir. Ama şu şekilde bakmak zorunda kalırsınız. Bu gibi büyük ciltlerde o sorunlar olmuyor. Çok rahat bir şekilde, çok güzel bir şekilde okunuyor bunlar.
O yönden de benden artı puan alıyorlar. Bu tarz büyük boyutta basılan mangalar. Kapak tasarımlarına gelecek olursak yine şu şekilde size göstereyim. Kapak tasarımları oldukça güzel. Ciltlerimizin Another yazıları yaldızlı bir şekilde. Aynı zamanda da cildin üzerindeki görselin bazı yerleri de yine aynı şekilde yaldızlı. Görüyorsunuz siz şu an zaten. Şömizi çıkartıp baktığımız zaman da, hatta ben de çıkartayım şu an. Çıkartıp baktığımız zaman da yine cildin üzerindeki, yani şömizin üzerindeki görselin aynısı var. Fakat pembe tonlarında işlenmiş bir görsel bizleri karşılıyor. Son olarak da bir de şunu söyleyeyim, onu da unutmayayım. Ciltleri rafınıza koyduğunuzda yandan çok güzel duruyorlar ki siz de şu an görüyorsunuz. Yani yan tasarımları da oldukça güzel ve keyif verici. Şimdi mangakamıza gelecek olursak burada iki kişi yer alıyor. Hikayeyi yazan kişi burada orijinal hikaye yazıyor. Orijinal hikaye yazan kişi Yukito Ayatsuji, çizer ise Hiro Kiyohara. Bu şekilde iki kişinin çalışmasıyla 4 ciltten oluşan güzel tadımlık bir seri ortaya çıkmış diyebilirim. Serimiz kaç yaş ve üzerine hitap ediyor diye soracak olursanız, mangamızın arkasına baktığım zaman herhangi bir artı 18, artı 16 ibaresi göremiyorum. Yani herhalde her yaşa hitap ediyor. Ama ben içerisinde ölüm gibi şeyler olduğu için artı 16, artı 18 demek istiyorum. Yani şu kardeşlerim önermek istemiyorum bu tarz sıkıcı serileri. Yani iç sıkan ve gerilim dolu serileri. Gidin eğlenceli şeyler okuyun. Şu an tarzı eğlenceli, keyif verici şeyler okuyun. Böyle şeyler yanaşmayın. Tabii ben ne kadar söylesem de ne kadar uyarsam da dinleyecek misiniz? Çoğunuz dinlemeyecek. Neyse. Bu tarz teknik özelliklerden bahsettiğimize göre geçelim konusuna. Ufaktan bir konusundan bahsedeyim. Ondan sonra siz gidin bir çizimlere bakın. Sonra gelin ben sizi bir yolculayayım. Koichi adında bir karakterimiz var arkadaşlar. Koichi erkek karakter bu arada. Yomiyama ortaokuluna transfer oluyor. Başka bir okula geçiyor. Şehir değiştiriyor. Ve bu okula gittiğinde, sınıfına girdiğinde sınıfın içerisinde bir gariplik seziyor. Hem sınıfın içerisinde hem de sınıfın içerisinde olan sınıf arkadaşları arasında garip bir gerginlik mi diyeyim, bir hissiyat hissediyor işte. Yani anlarsınız, siz de girdiğiniz zaman ortamda garip bir şey varsa, böyle bir sıkıntı varsa o hissiyat size vurur. Aynı o şekilde Koichi'ye bu sıkıntı vuruyor arkadaşlar. İçerideki o garipliği seziyor. Onun dışında sınıfın içerisinde bir de bir kız karakterimiz var. Ama ilk başlarda okumaya başladığınızda bu karakteri sadece Koichi'nin gördüğünü sanıyorsunuz. Neyse, burayı anlatmıyorum. Burayı anlatmıyorum. Size bir yerden bahsediyordum. Orana biraz sanki spoiler oluyormuş gibi oluyor. Oraları size bahsetmek istemiyorum. Şöyle bahsedeceğim oradan. Koichi bu sınıfta bir kızla tanışıyor ve bu kızla sınıfın içerisinde, okulun içerisinde olan garip ölümleri çözmeye çalışıyorlar. Bu şekilde size hikayeyi özetleyebilirim. Yani sınıfta garip garip ölümler oluyor arkadaşlar. Sınıfın içerisindeki öğrencilerin bazıları garip şekilde ölmeye başlıyorlar. Bu öğrencilerin neden öldüğünü, niçin öldüğünü, bunları kimin öldürdüğünü, neyin öldürdüğünü bu ikili çözmeye çalışıyor bir şekilde. Siz de bunların macerasına tanık oluyorsunuz diyebilirim. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Yani okurken Koichi'nin gideceği okuldaki öğrencilerin bazıları çok büyük salaklıklar yapıyorlar arkadaşlar. Koichi'yi başta uyarmaları gerekirken o uyarıyı yapmıyorlar. Ve uyarı yapmadıkları için de bazı olaylar zinciri başlıyor. İşte gerisi zaten geliyor. Ama bunu bir şekilde engellemeye çalışıyorlar. Ve bunun için de bazı bedeller ödemeleri gerekiyor. Bir şeyler yapmaları gerekiyor. Bunu siz alıp okuduğunuzda kendiniz göreceksiniz. Ama şunu tekrardan söyleyebilirim. Hani korku temalı, ben korkarım ederim diye düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Bunu size de söyleyeyim baştan. Zaten söylemiştim de yine söylüyorum. Tekrarlıyorum. Çok da korku unsuru bence yok. Dediğim gibi yine, bunu yine tekrarlıyorum. Ben korku içerikleri, herhangi bir korku içeriği tükettiğimde genelde çok etkilenirim ama bunda hiçbir şey olmadı. Ben hiçbir etki yaratmadı. O yüzden rahat bir şekilde alıp okuyabilirsiniz diyorum. Bunu da bu şekilde anlatıp şimdi sizi çizimlere baş başa bırakıyorum. Sonra yolculuyorum sizlere. Thank you.
Evet kardeşlerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hemen şu altlarda bir yerde like tuşu olacak. O like tuşuna basmanızı istiyorum. Aynı zamanda da abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Aynı zamanda yine yorum yapmak istiyorsanız yorum da yapabilirsiniz. Evet, ben kaçıyorum kardeşlerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum.